Web 3.0 diye bir şey duydunuz mu? Özellikle son yıllarda teknoloji dünyasında yeniden konuşulmaya başlanan bir akım bu. Bakın yeniden diyorum çünkü ben ta 2004 yılında duymuştum ilk kez. O yıllarda Web 2.0'a geçişi iliklerimize kadar hissedip bir yandan da bir an önce şu Web 3.0'a da hazırlık yapmaya başlayalım diyorduk. Fakat bir türlü o köklü değişim gerçekleşmedi. Tam her şeyden umudu kesip herhalde Web 3.0 diye bir devrim olmayacak, internet yavaş bir evrim geçirecek diye düşünmeye başlamışken, finans dünyasında paradigma değişimi yaratan bir teknoloji bu konuyu yeniden gündeme taşıdı. Bitcoin, Ethereum gibi kripto paraların yaslandığı blok zinciri teknolojisi acaba interneti de bütünüyle değiştirebilir mi? Web 2.0'a sınıf atlatıp Web 3.0 yapabilir mi? Bunlar öyle basit ya da anlamsız sorular değil çünkü böyle bir değişim gerçekleşirse etkileri sadece internetle sınırlı kalmayacak. Geçenlerde hazırladığım Metaverse videosunda bahsettiğim kavramlarla da yolu kesişecek. Adı üstünde web dediğimiz şey aslında World Wide Web, WWW, dünyayı saran ağ demek. Ve bu kavramın, bu tanımın ilk kez yapıldığı yeri size göstereyim mi? Şu ekranın en üstüne bakabilirsiniz. İsviçre'deki CERN laboratuvarında çalışan Tim Berners-Lee'nin bilgisayarındaki bu ekran dünyanın ilk web sayfası. Bu sayfada iki önemli nokta dikkatimizi çekiyor. Birincisi elbette World Wide Web kelimelerinin ilk kez bir yerlerde yazılmış olması. Bu da bize bir vizyonu gösteriyor. Diğeri ilk bakışta çok basit gibi gelebilir. Bakın orada hypermedia diye bir kelime yazıyor. Konunun yöntemi gösteriliyor. Yani internet birbirine linklerle bağlanan bilgilerden oluşacak. When you connect data together, you get power in a way that doesn't happen just with the web, with documents. You get this really huge power out of it. İşte bu çok basit bağlantı konsepti Web 1.0'ın özünü oluşturuyor. O zamana kadar birbirinden kopuk, tekil bilgisayarlarda oluşturulan bilgiler birbirine bağlanıyor. Web 1.0 elbette çok önemli ama yetersizdi. O zamanlar fazla içerik üreticisi yoktu. Az sayıda insanın oluşturduğu statik sayfalar vardı. İnternete bağlanan kişiler bu sayfalara bakıp çoğunlukla okuyorlardı, tüketiyorlardı. Aradan 10 yıl geçti. 1999'dan itibaren Web 2.0 böyle kısık seslerle konuşulmaya başlandı. İnternete girenlerin o pasif okuma yani tüketme eyleminin yanı sıra bir yandan da yazma, üretme eyleminin başladığı bir dönem bu. Statik web siteleri yerini dinamik olanlara bıraktı. Bilgiye ulaşmak için kullandığımız indekslere benzeyen arama mekanizmaları, web siteleri büyük bir hızla ortadan kayboldu ve sadece bir arama kutusundan oluşan yenilikçi, gelişmiş arama motorları ortaya çıktı. 2004 yılında bu değişim iyice hızlandı. Çünkü internete artık sadece bilgisayarlar değil, mobil cihazlar da bağlanmaya başlamıştı. Yani yazmak, içerik üretmek kolaylaştı. Web siteleri user generated content yani kullanıcı tarafından oluşturulan içeriklerle beslenmeye başlandı. Bugün dünya devi olarak duyduğumuz internet markalarının neredeyse tamamı Web 1.0'dan Web 2.0'a geçiş sırasındaki bu dönemde doğdu ve büyük bir hızla gelişip büyüdü. Google, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube hepsi. Bu geçişi yapamayan markaların büyük bir kısmı yok oldu. Kalanları da yahu hala kullanan var mı bilmiyorum. İşte değişimin bu heyecan verici rüzgarıyla o dönemde bizler de ufukta Web 3.0'ın yollarını gözlemeye başladık. Onun oluşturacağı dalgalarda sörf yapmaya hazırdık. İşin ilginci, Web'in mucidi ve isim babası Tim Berners-Lee bile bu üçüncü dalgayı bekliyordu. Adına da semantik web diyordu. I want you to make it. I want you to demand it. And I think it's an idea worth spreading. Thanks. Fakat bu geçiş bir türlü gerçekleşmedi. Buna pek çok sebep gösterilebilir ama ben az önce size gösterdiğim grafikteki bir ayrıntıya dikkatinizi çekmek istiyorum. Web 1.0'da da Web 2.0'da da ortak olan bir özellik var. Şu ortadaki nokta. Tüm bağlantılar oradan geçiyor. Yani internet için merkezi bir yapıya ihtiyaç duyuluyor. Web 1.0 diliyle konuşalım. Bir web sitesi yaptıysanız bunu bir sunucuda barındırmalısınız, öyle değil mi? Şimdi hadi Web 2.0 diliyle konuşalım. Artık web sitesi yapmanıza bile gerek yok. Twitter'da ya da Facebook'ta bir hesap açıp tüm dünyayla iletişiminizi oradan sağlayabilirsiniz. Yani bu kez
sunucunun yerini platformlar aldı. Yani her iki dünyada da merkezi yapılara, aracılara ihtiyacınız var. Peki internet dediğimiz şey aslında iki bilgisayarı birbirine bağlamak değil mi? Ben neden aracısız, platformsuz doğrudan arkadaşımın bilgisayarına bağlanamıyorum? İşte Web 3.0'ın gerçekleştirmek istediği şeylerden biri bu. Aracı platformlara ihtiyaç olmaksızın birbirine bağlanabilmek. Peer to peer, super peer. Akrandan akrana iletişilen merkeziyetsiz bir internet kurabilmek. Web 3.0 deyince aklımıza gelmesi gereken şey. Tabii merkeziyetsiz sözünü duyunca aklımıza çok doğal olarak kripto paralar geliyor. Çünkü onlar da kullanıcıdan kullanıcıya doğrudan transfer edilebilen dijital para birimleri. Maddi bir değerin bu şekilde birbirine aktarılabilmesi mümkünse bilgi niye aktarılamasın? Ya ne gerek var ki böyle şeylere diye düşünmeyin. Sizin bilginizin parasal bir karşılığı var. Kimliğinizin bile. Web 2.0 devrimiyle bir deve dönüşen o şirketler sundukları hizmetleri nasıl oluyor da ücretsiz olarak kullandırıyor sizce? Çünkü onların iş modeli parasal bir karşılığı olan sizin verilerinizi almak, toplamak, depolamak, üzerinde veri madenciliği yapmak, analiz etmek ve satmaktan ibaret. Bugüne kadar bu platformlarda harcadığınız saatlerin, günlerin maddi bir karşılığı var. Sonuçta ücretsiz bile kullansanız nakdinizi değil ama vaktinizi yatırıyorsunuz, bir yatırım yapıyorsunuz ve bu yatırımın bir karşılığı olmalı, öyle değil mi? Şimdi yanlış anlaşılmasın. Bunun karşılığında hiçbir şey almıyorsunuz demeye getirmiyorum. İnternet öncesinde ya da Web 1.0 dünyasında hayal dahi edemeyeceğimiz zenginlikte bilgi kaynaklarına erişmemizi sağladı bu platformlar. Bizi birbirimizle tanıştırdı, kaynaştırdı. Keşke tam bu noktada dursaydı, kalsaydı. Çünkü kaynaştırmakla kalmayıp şunu fark etti. Ben bu insanların bana daha çok gelmesi, benim platformumda daha çok vakit geçirmesi için onların duygularına biraz ayar çekebilirim, onları köpürtebilirim. Mesela bunun için masum bir like, bir beğeni tuşu ekleyebilirim. Bunda da bir kötülük yok elbette. Birbirimizi beğenip alkışlamakta ne kötülük olabilir ki? Olamaz. Ama insan doğası da duramaz. O beğeni butonuna daha çok tıklatmak için ne yapacağını şaşıranlar oldu. Onları izleyenler de artık sadece beğenmek için değil, aynı zamanda özendikleri için, hatta kıskandıkları için gelmeye başladılar. İşte bu davranış değişikliklerini fark eden platformlardan bazıları içimizdeki öfkeyi keşfetti. İnsanları kutuplaştıran kişileri, onların söyledikleri, paylaştıkları içerikleri daha fazla öne çıkarmaya başladı. Üstelik tüm bunları yaparken kullandığı o formülleri herkesten saklayarak. Yani bu açık değil, kapalı bir sistem. Web 2.0 çok büyük vaatlerle insanlığı geleceğe taşıyacakken bir bakıma orta çağa geri döndürdü. İnternet şartları eşitleyip bilgiyi demokratize edecekken adeta veri monarşileri kurulmaya başlandı. Bir uygulama yaptınız ve bunu paylaşmak istiyorsunuz diyelim. İlgili monarşiye başvurmanız, bu başvurunun değerlendirilmesi, sonra eğer uygun görülürse yayınlandıktan sonra bir de %30'dan az olmayacak şekilde vergilerini ödenmeniz bekleniyor. Bir verilen bir hizmetin karşılığında elbette bir bedel ödenmelidir. Fakat geldiğimiz durumda bunun kontrolü dünyadaki birkaç noktada. O noktalardaki karar vericilere gereğinden fazla bir yetki ve güç verilmiş durumda. Böyle edilgen cümleler kurduğuma da bakmayın. Biz verdik bu yetkiyi onlara. Çoğu zaman farkında bile olmadan. Ama işte bugün sözünü ettiğim, gündeme taşıdığım Web 3.0 akımı bir şekilde güçlenirse bir şeyler değişebilir belki. Çünkü bu akımla bilginin sahipliği el değiştiriyor. Kontrolü bireylere, bizlere geri dönüyor. Ve bunu sadece teorik olarak konuşmuyoruz, pratik bazı öneriler de getiriyor yapabilmek için. Web 2.0 dünyasında kullandığımız uygulamalar, yani app'ler, Web 3.0'da DApp olarak adlandırılıyor. Decentralized App. Merkeziyetsiz uygulama demek bu. Mesela internette dolaşmak için kullandığımız tarayıcılar yerine wallet, yani cüzdan mantığıyla çalışan DApp'ler kullanılması öneriliyor. Böylece internetteki her davranışınız, bilginiz ve hatta ilginiz bir değere dönüştürülüyor. Ben bir yandan bu değerleri biriktirirken diğer yandan da yaptığım faaliyetlerle bunu hak edenlere hak ettiği ölçüde paylaştırabiliyorum. Eğer bir içerikten faydalanıyorsam bunun karşılığını aracıya değil doğrudan üreticiye ödüyorum. Sanatçı
eserini, şarkıcı, müziğini, gazeteci, haberini, yazar, yazısını hazırlıyor ve doğrudan hedef kitlesine ulaştırıyor. Telifle ilgili bu tür faaliyetleri düzenleyebilmek için NFT diye bir kavram zaten ortaya çıktı. Maddi alışverişler için binlerce kripto para birimi de hazır. Yani blok zincirine dayalı teknolojiler Web 3.0 gemisinin yelkenlerini şişirebilir. Konunun Metaverse'le de bir ilişkisi var dediğim gibi ama buna geçmeden önce videonun sponsoru Paribu'dan söz etmek istiyorum. Paribu, hızlı, kolay ve güvenli kripto para işlem hizmetleri sunan bir platform. Yaklaşık 5 milyon kullanıcı buradan Bitcoin dahil onlarca kripto para işlemi ve TL yatırma çekme işlemleri gerçekleştirebiliyor. Geçtiğimiz günlerde Paribu'da işlem gören kripto para sayısı 60'a ulaştı. Kolay al-sat seçeneğiyle sadece miktar belirleyerek tek adımda kripto para işlemi yapılabiliyor. 10 TL'ye bile kripto para alabilmek mümkün. Ayrıca kullanıcılara 7 gün 24 saat destek sağlanıyor. Bu tür finansal hizmetlerin yanı sıra geleceğin dünyasına ilişkin önemli projelere de destek veriyor Paribu. Sanatın hem fiziksel hem de çevrim içi olarak sanatseverlerle buluşmasına katkıda bulunuyor. Blok zincir konusunda yaptırdıkları araştırmalar ve bilgilendirici çalışmalarla farkındalığı güçlendiriyor. Manifestosunda geleceği sadece beklemeyip onu inşa edenlerden olmayı seçiyoruz diyor. Merkeziyetsizliğin özgür dünyasına doğru ilerlerken bu konuda global standartları belirleyecek finansal servisler geliştiren Paribu, teknolojik dönüşümün güvenilir bir adresi olmak için şeffaflık ve doğruluk rotasından ayrılmayacağını belirtiyor. İnternetin geleceği hakkında şu anda iki önemli akım var. Metaverse ve Web 3.0. Ben bunların iki ayrı yol olduğunu düşünmüyorum. Web 3.0 bu işin altyapısını, Metaverse ise üst yapısını, onu çevreleyen evrenleri, kullanıcı deneyimini ifade ediyor. Nasıl mobil cihazlar Web 1.0'dan Web 2.0'a geçişi hızlandırdıysa, Metaverse araçları da yani VR kasklar ya da yakında yaygınlaşması beklenen akıllı gözlükler ve diğer giyilebilir cihazlar da Web 3.0'a geçmeyi kolaylaştırabilir. Blok zincirine dayalı böyle bir internet için şimdiden pek çok yeni startup kuruldu ve her geçen gün yenileri ortaya çıkmaya devam ediyor. Her alanda köşe başını tutmuş eski şirketlerin yerini alabilmek için alternatif çözümler geliştiriliyor. Böyle bir geçiş yakın zamanda mümkün olabilecek mi, yoksa biz bir 10 sene sonra da hala Web 3.0'dan mı söz etmeye devam edeceğiz, orasını bilemiyorum. Ama blok zincirinin hayatımıza getirdiği bir takım ilkelerin internete de uyarlanabilme olasılığından bile büyük bir heyecan duyuyorum. Bu ilkeler açık kaynak kodlu bir sistem olması, bilginin semantik olarak yani anlam bilimine bağlı olarak tasnif edilmesi, kişi mahremiyetine saygı duyulması, güvenli bir altyapı kurulması, iletişimin doğrulanabilir yöntemlerle gerçekleşmesi. Bu ilkeler akıllı kontratlar ve benzeri teknik sistemlerle de desteklenirse internetteki o veri monarşilerine son verip onları gerçekten bir demokrasiye dönüştürebilmek mümkün olabilir belki. Sonra da DAO yani Decentralized Autonomous Organization aşamasına geçilebilir ve gerçek dünyada demokrasiden sonra algoritma destekli algokrasiler ortaya çıkmaya başlayabilir. Şimdiden bu konuda atılmış birkaç adım ve gerçek dünyada kurulması planlanan bazı kentlerle ilgili tasarımlar ortaya çıktı bile ama onları şimdilik başka bir videoya bırakalım. Web 1.0 ortaya çıktığında onun doğasını ve kullandığı yöntemleri tanımlayan bir kelimeden söz etmiştim. Hypermedia. Bildiğiniz ve kullandığınız linklere dayalı internet. Basit gibi gözüken bu bağlantı konsepti önce bilgileri okumamızı, sonra okumamızı ve yazmamızı, içerik üretme şeklimizi ve elbette dünyayı değiştirdi. Eğer Web 3.0'a geçmeyi istiyorsak bu özel kelimeye bir yenisini daha eklemek zorundayız. Çünkü tek başına bağlantı yeterli değil artık. Buna bir de güven kelimesini eklemeliyiz. İnternet gelecekte sadece bilgiyi ve insanları birbirine bağlamakla kalmamalı, içimizdeki öfkeyi yatıştırıp yerine karşılıklı güveni oturtabilmeyi başarmalı.